Pareto Türkiye hoş geldiniz. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Gelir İdaresi Başkanlığı'na İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayraktar getirildi. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. EPDK doğalgaz piyasasında tüketim kademelerinin belirlenmesine yönelik karar aldı. Buna göre santralin son 3 takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olanı esas alınarak belirlenecek. Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, yaşanan deprem sonrası Elazığ'ı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4600 binada yaklaşık 30 bin konutun yıkılacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı. 3 milyar 633 milyon 655 bin dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre Ocak'ta yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu. Otomobil Distribütörleri Derneği verilerine göre geçtiğimiz ay içinde Türkiye'de 14 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 797 tane de hibrit otomobil satıldı. ESKAS, ISO Enerji Yönetim Sistemi ve ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarını aldı. ESKAS böylece ISO 50001-2018 belgesi verilen ilk doğalgaz dağıtım şirketi oldu. Schneider Elektrik, Orta Doğu ve Afrika Satış Operasyonları Direktörlüğü görevine Mahmut Dede getirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Toyota ve Panasonic, her otomobil üreticisinin kullanabileceği yeni nesil elektrikli araç prizmatik batarya üretimi için Prime Planet Energy and Solution isimli ortak girişimi kurdu. New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu, eyalet genelinde gelişmekte olan temiz enerji şirketlerine 6 milyon dolarlık bir finansman desteği sağlayacak. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.